Merhaba sevgili dinleyenler. Hepsinin Yeri Ayrı podcast programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Mikrofonun bu tarafında ben Kasım Akbaş, diğer tarafında sevgili bebişim Gökhan Yavuz Demir ve Başkan Ertuğrul Uzun var. Merhaba demek ister misiniz arkadaşlar? Başkan? Merhabalar. Bebişim? Ben de isterim. Merhaba sevgili dostlar. Biz bugünkü programımızda Jose Saramago Körlük romanını konuşmayı düşündük. Hatırlamıyorum son programda bir sonraki programda Saramago konuşacağımızı söylemiş miydik? Son program çünkü böyle biraz ateşli bir şekilde bitmiş sona ermiş olabilir. O yüzden hangi romanı konuşacağımızı söylemeyi bile unutmuş olabiliriz. Emin değilim, onu hatırlamıyorum. Umarım dinleyicilerimiz önceden bu romanı okumuşlardır veya şimdi yapacağımız tartışmalarla onu tekrar okuma, gözden geçirme belki iştahını kazanırlar. Şöyle başlayayım ben. Benim arkadaşlarıma bu romanı bana neden bu kadar geç okuttunuz diye kızdığım bir romandır. Körlük romanı. Çok kişi tabii önerdi. Bütün neredeyse listelerde yer alır. Okunması gereken roman listelerinde yer alan romanlardan bir tanesidir. Fakat buna rağmen insanların başımda bekleyip bu romanı okutmaları gerektiğini düşünecek kadar benim açımdan neredeyse değiştiren, okumalarımı değiştiren bir romandır. Saramago'nun Körlük romanı. O yüzden çok konuşmayı şevkle, can atarak beklediğim bir programdı. Bakalım siz neler söyleyeceksiniz roman ve Saramago hakkında. Kim almak ister sözü? Başkan tabii böyle hemen hazır fırsatını bulmuşken bir şeyler söyleyeyim demek ister herhalde. Evet başkan. Merhabalar tekrar. Bu arkadaşlarına kızdığın toplantı hatırladığım kadarıyla bizim yanlış okumalarda Saramago'nun körlüğünü şeye aldığımız okuma gündemine aldığımız, okuduğumuz bir toplantıdaydı. Çok iyi hatırlıyorum. Kıvılcım da vardı toplantıda. Ve işte şeyin sonlarına doğru böyle yarısından sonra tam da bu cümleleri söyledin. Bana niye okutmadınız dedin. Biz de orada ya kaç yıldır söylüyoruz Kasım yani okuyoruz, konuşuyoruz, okusaydın dedin. Hayır işte zorla okutacaktınız dedin. Ama tabii riskli sana zorla kitap okumak ya da kitap okumana vesile olmak. Geçen haftadan hatırladığımız kadarıyla ondan sonra vakit kaybıdır vesaire falan deyip bayağı bir şey yapma ihtimalim var. Bizi yük altına sokma ihtimalim var. Ben şey yaptım yani geçen hafta sen Bülbül'ü öldürmek için en az bir 5-6 saat sana borçluymuşum gibi hissediyorum şu anda. Estağfurullah, ödeşiriz başkan, onda problem yok. Yani gerçi tabii hani senin bana kaybettirdiğin vakitleri düşünecek olursak tavsiye ettiğin kitaplarla esasında çoktan ödeştik de neyse. Hani ben o hatırlattığın kızma olayı için esasında hemen ilk başta söz istedim. Olayın muhatabıydım çünkü. İşte niye okutmadınız sorusunun ya da serzenişinin muhatabıydım. Onu hatırladım, onu bir hatırlatayım dedim. Esasında devam edebilirsiniz. Yani Gökhan de devam edebilir. Demişim. Ya yani Saramago hakikaten hani benim özel yazarlarımdan biri. Ama mesela başkan defalarca bana zamanında Art Niyus'a yazarken acaba bu ay ne yazsam, yazacak yazar aklıma bir şey gelmiyor. Her dediğimde başkanın önerdiği ilk yazar, abi Saramago seviyorsun, neden Saramago yazmıyorsun? Hep bunu söylerdi. Hakikaten enteresan bir şey. Çok sevdiğim bir yazar. Fakat hiç üzerinde kalem oynatmadım Saramago'nun. Ve çok az üzerinde konuştum. Ama mesela Körlük benim çok çok erken bir tarihte okuduğum bir roman. Hani daha doğrusu şöyle diyeyim. Körlük bu kadar fenomen hale gelmemişti daha memlekette. Ben bunu okuyup üniversitede öğrencileri okuturken. Nedense çok sevdiğim ama hakikaten ki ben genelde çok sevdiğim yazarlar hakkında konuşmayı ve yazmayı acayip seven bir adamım. Bir kere biraz geç keşfettiğime yanıyorum. Çünkü benim bu genelde Nobel'li yazarlara bir mesafem oluyor hep. Hani
yayın evleri satış stratejisi olarak onu kapağa taşıdıklarında hakikaten ortalama okur kitap tercihinde Nobel ödülünü duyunca heyecanlanıyor. Ama ben de tam aksine acaba nasıl aldı Nobel'i, neden aldı, bir tedirginlik oluyor. O yüzden hani Saramago'ya böyle bir mesela 98'de aldı Nobel'i. Ben de işte 99'da asistandım yeni. Evde kitapları vardı. İşte Baltazar Bilimunda, ondan sonra işte o Türkçe İncil'deki ikinci İsa diye çevrilmişti o zaman. İsa'ya göre İncil. İsa'ya göre. Şimdi yapıldı. Yapıldı ama benimki o zaman şeydi. Saramago'nun 90'larda Nobel aldığı yıllardaki yayıncısı Türkiye'de Gendaş'tı. Ben ilk önce Gendaş'taki çevirileri okuyarak başladım. Sonra da bu Körlük 99'da çıkmıştı. İşte bir az önce hesapladım. Ben Körlüğü 20 yıl önce okumuşum. Çok etkilendim. Ondan sonra hakikaten muhteşem bir roman. Genel olarak hani Saramago'nun hani boş bir romanı ya da şeyi yok. Mesela biliyorsunuz çocuk kitapları da yazdı. Çocuk kitapları da çok iyi. Onları da okudum, onları da seviyorum. Hatta bu Körlüğü tabii ki bir seri değil ama hani devamı olarak düşünülebilir. Mesela Görmekle Beraber düşünmek de gerekebilir. O da hani etkileyici bir roman. Aynı karakterler, aynı kasaba yine. Şimdi genel olarak Saramago için söyleyebileceğim şey ne? Hani birincisi benim hani edebiyat tarihinde Swift'ten sonra gördüğüm en keskin ve derin politik hiciv ustalarından biri. Hakikaten çok derin, keskin ve insanı 12'den vuran, yakalayan bir mizah anlayışı var. Çok ince, derin bir mizah anlayışı. Yani komik romanlar yazıyor demiyorum ama o romanların içerisinde bir politik hiciv var. Bu beni çok etkiliyor. Şimdi Körlük'te hani bütün hikayeyi duyduğunuzda ilk önce şundan etkileniyorsunuz zaten bir kere. Yani edebiyat tarihinin içerisindeki o en büyük anlatıcıların arasında yer alıyor Saramago. Çünkü esasında büyük anlatıcı demek, büyük uydurukçu demek. Yani büyük bir hikaye uydurmak demek. Çok iyi bir hikaye uyduruyor. Yani bütün bir şehrin aniden bilinmeyen bir sebeple görme yeteneğini kaybetmesi. Yani tabii arka planda yazar olarak da muhayyilesi güçlü bir ahlakçı bir yanı var. Yani bize bir ahlak dayatmıyor. Ahlaki buyruklarla romanını doldurmuyor. Fakat yine de Saramago'nun bir moralist, ahlakçı bir tavrı var. Ondan etkileniyorum. Şimdi bütün bu esasında romanları birbirine bağlayan şey mesela işte Körlüğü, işte bir ölüm bir varmış biri yokmuşu mesela. Hani genelde mesela şeyi de öyledir. Yitik Adanın öyküsü. Mesela Portekiz kıtadan kopuyor. Kıtadan kopup okyanusa doğru açılmaya başlıyor. Bütün Avrupa Birliği filan Portekiz ayrılmasın diye işte bütün bir Avrupa işte çimento döküyorlar gidip o koptuğu yere. Fakat ısrarla ayrılıyor. Mesela dönemin Avrupa Birliği grup şeyi Avrupa Birliği dönem başkanı Yunanistan. Yunanistan Başbakanı açıklama yapıyor. Portekiz gitmek istiyorsa tutamayız falan böyle. Böyle hakikaten çok keskin mizah anlayışı var yani. Şimdi o romanda da mesela yani Yitik Adanın öyküsü, ölüm bir varmış yalan, biri yokmuş. Yalanmış adam. Evet, onu okumadım ama hani evet yani. Aynı. Evet. Bütün bu romanlarda yaptığı şey şu. Bizim o sıradan gündelik varoluşlarımızın esasında ne kadar kırılgan olduğunu. Yani şöyle söyleyeyim hani ne kadar kırılgan olduğunu ve hayatın herhangi bir anında, herhangi bir momentinde ortadan kalktığında, ya bir takım ön kabullerimiz, bir takım ezberlerimiz, bir takım varsayımlarımız, hayatın herhangi bir momentinde ortadan kalktığında esasında o varoluşumuzun ne kadar kırılgan olduğunu, ne kadar görünür olacağını gösteren romanlar. Hani bütün bir Saramago külliyatını özetleyecek olsam, Saramago'nun böyle derin bir kavrayışı var. Yani bizim insanoğlunun, hele ki o bütün tutkulu, bütün coşkulu övgülerine, kendine olan hayranlığına, kibrine modern insanın rağmen, esasında bütün o uygarlığın, bütün başarılarına rağmen insan denen yaratığın, varoluşunun en temelinde, en derinde ne kadar kırılgan olduğunu bize gösteren çok derin bir vukuf, çok derin bir kavrayış sahibi bir yazarla karşı karşıyayız. O yüzden de şey diyebilirim yine hani sözü size bırakmadan önce. Çağdaş edebiyatta yani bu en azından 20. yüzyılın ikinci yarısında, son çeyreğinde ve 20. yüzyılın biraz başında
hani sosyal gerçekliğimizin, içinde yaşadığımız sosyal gerçekliğin hani mümkün ya da benim sevmediğim Türkçeli olumsal, mümkün ya da olumsal mahiyetini, doğasını onun kadar iyi ortaya koyan çok az çağdaş yazar vardı. Yani o bize bir aşk hikayesi, bir cinayet, bir kavga, bir dava romanı yazmak yerine dediğim gibi o varoluşumuzun kırılganlığını gösterecek bir hikaye anlatarak bütün bu unsurları da o hikayenin içine yerleştirdi. Genel olarak Saramago ile ilgili söyleyeceğim şey bu. Sonra biraz körlük üzerine de konuşabilirim. Şimdilik benden bu kadar. Ben almak isterim sözü şimdi. İzin verirse başkandan. Buyurun. Muhtemelen Saramago üzerinde gerçekten üçümüzün de anlaşabileceğini düşündüğüm hem edebiyatçı hem de politik yönü itibariyle her birimizi tatmin eden bir yazar olduğunu düşünüyorum ben. Bu ele aldığı temalar, meseleler bebişimi ikna ediyor. Dili kullanışı, belki işte olayı kurgulayışı ikna ediyor edebi bir eser olarak. Bütün bu temalar etrafında takındığı tavır, durduğu yer de beni tabii tatmin ediyor. 2010 yılında kaybettik değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hayli de işte yaşını almış aslında yazarlarımızdan bir tanesiydi. 87-88 yaşında vefat etmiş olması gerekiyor. Ve hani ölümüne kadar yine hatırladığım, bildiğim kadarıyla Portekiz Komünist Partisi'nin üyesi olarak kalmayı sürdürmüş olan bir yazardan bahsediyoruz. Bunu ölümüne kadar diye şu yüzden... Küçük tabii, bir ek, ölene kadar biliyorsun blok tutmaya devam etti. Evet. Blokta da gündelik politik olayları, yani işte terördür, grevdir, bunların hepsine ölüm yatağındaki son ana kadar blokta yazmaya devam etti. Onlar da yayınlandı biliyorsunuz not defterimden. Evet. Diye. Evet. Bunu şu yüzden söylüyorum. Bu 20. yüzyıl yazarları çalkantılı bir yüzyıl olduğu için ve kendi tutumlarımızı, değerlerimizi gözden geçirmemizi gerektiren, yeniden ele almamızı, gerekirse revize etmemizi gerektiren meselelerle çok karşılaştıkları için yazarların politik serüvenlerinin, siyasal kavrayışlarının, bir meseleyi ele alışlarının değişebildiğini, 10'ar yıllık, 20'şer yıllık periyotlarda değişebildiğini görüyoruz. Yani bir Komünist Parti üyesi olma aslında okuduğumuz yazarların büyük çoğunluğu için 30'lu yıllarda belki işten bile değil, özellikle faşizmle mücadele yıllarında. Ama 40'lı, 50'li, 60'lı yıllara geldiğimizde o Komünist Partisi üyesi yazarların aynı zamanda artık değiştiklerini ve Komünist Partilerinden birer birer ayrıldıklarını görüyoruz. Hele 70'li, 80'li yıllarla birlikte o tam bir ivme kazanıyor. Saramago onlardan bir tanesi değil. Benim açımdan böyle de bir değeri, önemi var açıkçası. Onu da geçerken söylemek, ifade etmek isterim. Ben tabii yavaş yavaş şeye girmek istiyorum. Hani Saramago'nun romanına girmek istiyorum. Yani işte Bebişim'in söylediği gibi o romanların büyük bir kısmını okudum ben de. Kitaplığımda Saramago kitaplarının olduğu, muhtemelen hani Türkçe'de 3 aşağı 5 yukarı yayınlanmış hemen hepsinin olduğu bir raf var. Şunu itiraf edeyim, hiçbirinden körlükten aldığım lezzeti tadı almış değilim. Hepsinde ayrı bir tat var. Ama körlükte bulduğu tema, yarattığı atmosfer sanki diğerlerinin birer adım önüne geçmiş gibi hissediyorum ben. Dünyada da herhalde büyük olasılıkla bu romanıyla, körlükle birlikte biliniyor. Bunu en başta belki söyleyebiliriz. Etkileyen, çarpan şeylerden bir tanesi. Yani dedin ya, büyük bir kurmaca hikayeye büyük bir şey atıyor ortaya. Bir kurmaca, bir uydurma, palavra atıyor aslında ortaya. Herkes bir anda kör olmaya başlıyor birer birer. Beni etkileyen bu ortaya attığı palavranın görmekte de çok benzerini olduğunu söyleyebilirim. Ölüm bir varmış, bir yokmuş da aynısı vardı. Kopyalanmış adamda da aynısı vardı. Ortaya koyduğu palavra o kadar büyük, bir anda bizi kendi dünyasının içerisine alıyor. Yani bu
bunun gerçek dünyada olamayacağınırken bir kendini diyoruz. Eğer biraz da olsa bize bu kadar büyük bir, yani böyle şey gibi, Göbels'in bir yalan ne kadar büyük olursa o kadar inandırıcı olur demesi gibi, o kadar büyük bir, o kadar hayatımızı kökten değiştirecek bir şey ki ister istemez onun içerisine dahil oluyoruz. Fikir aslında çok basit ve aslında suyu çıkartılmaya, bizi sonuna kadar sürüklemeye gücü yetmez aslında sıradan bir yazarın diyebileceğimiz bir fikir. İnsanlar kör olmaya başlıyorlar. Tabii ki bunun içerisinde bir bakar körlük eleştirisi var. Mevcut demokrasi, mevcut toplumsal yapı eleştirisi vesaire var. Ama hani sıradan bir yazar herhalde böyle bir fikri henüz 20. 30. 50. sayfada, hadi bilemediniz, suyunu çıkartır ve bizim açımızdan artık okunması bir eziyet haline gelebilecek bir kitap çıkartabilirdi ortaya. Saramago öyle yapmıyor. Bu kadar basit bir fikri alıyor. Bu basit fikri her sayfasının neredeyse, yani benim birkaç kere okuduğum ender romanlardan bir tanesidir bu arada. Yani sizin gibi değilim. Aynı romanı birkaç kere okuyup ondan yeniden tatlar, lezzetler alabilen birisi değilim. Ama bu körlük romanı benim için öyledir. Ve neredeyse her okumamda aynı iştah, şevk, lezzetle birlikte, ki programa katılmadan önce yeniden elime alıp karıştırdığımda böyle sayfaları uçarcasına atlayacak şekilde yeniden okuduğum bir kitaptır. Başardığı, becerdiği şeylerden bir tanesi bu. Bu basitliği bu kadar aslında aynı zamanda merakla bize hissettirerek anlatıyor olması. Bir diğer husus, kitabın, yani ben böyle birkaç bölüme ayırabileceğimizi belki düşünüyorum. En başı aslında bir tür giriş denilebilir. Meseleye giriş, insanların kör olmaya başladığı anları anlatmaya başlıyor. Orası bir tür introduction bölümü. Ama sonra karantina altına alınıyorlar. Ve bir yere kapatılıyorlar. İşte eski bir akıl hastanesi kullanılıyor. Kör olan insanlar, çünkü bulaşıcı olduğu düşünülüyor hastalığın, görmeme durumunun, bir beyaz körlüğün, ve karantinaya alınıyorlar. O karantina bölgesinde yaşananlar romanın bir kısmını oluşturuyor. Daha sonra bu karantina artık bütün şehri sardığı için hastalık ve salgın, karantinada tutulmalarının da bir anlamı kalmıyor. Karantinadan çıkıyorlar ve bu karantinadaki ekip, yani aslında kahramanlarımız, ki hiçbirinin ismi yok kahramanlarımızın. Her biri yalnızca yaptıkları işlerle veya işte toplumsal rolleriyle anılıyorlar. Karantinadan çıktıktan sonra şehrin içerisinde işte yine yollarını bulmaya çalışırken, evlere girip çıkıp, marketlere girip yemek yemeye çalışırken yaşadıkları maceralar var. Ve sonra da artık yeniden teker teker görmeye başladıkları bir yer var. Dolayısıyla giriş, iki tane büyük gelişme bölümü ve bir sonuçtan oluşan bir roman. Ve bunların her birinin kendi içerisinde biraz tonu değişiyor. Biraz yani sevdiğiniz, her ikinizin de sevdiğini biliyorum onu. Ritim, bir romanda, bir metinde, bir yazıdaki ritmi değişiyor. Ve bununla ben en azından öyle anladım. O şeyin değiştiğini, bağlamın değiştiğini, mekanın, arkadaki dekorun değiştiğini bunun üzerinden anladım. Ritmi hafif değişiyor. Bize bunu anlatıyor bir defa, roman gösteriyor. Muazzam bir dil becerisi bu. Ama şu, yani o temel insan dediğimiz mesele, temel insanlık hallerini bize anlatması, görmemeye başladıkları andan itibaren ilk karşımıza çıkan meseleler. O kadar basit ki, tuvalet, yemek, cinsellik, ölüm, ölüyü gömme, en basit temel meseleler üzerinden romanın aslında içerisindeki şeyler ilerlemeye başlıyor. Yani görme yiğitimizi topyekun kaybettiğimizde ve hep birlikte kaybettiğimizde çıplak insan haline geliyoruz. Ve bu çıplak insanın karşı karşıya olduğu problemler bunlar. Sanırım şöyle yapıyor Saramago, diğer romanlarıyla da birlikte düşündüğümde.
sen kırılganlıklar dedin ya bebişim. O kırılganlık kelimesinin de bana çağrıştırdığı aynanın arkasına geçiyor Saramago romanlarında, eserlerinde. Yani bizim gördüğümüz bir dünya var. Bu dünyaya dair bu romanların içerisinden çıkartabileceğimiz çok şey var. Eleştiri, hele onun o politik duruşuyla da birleştirdiğimizde bir aslında bize modern toplum eleştirisi, kapitalist modern toplum eleştirisi onunkisi, burjuva liberal toplum eleştirisi bunu veriyor. Ama aynı zamanda bu aynanın arkasına geçebileceğimiz ipuçları da bize sunuyor. Herhalde en sevdiğim yanı da bu oldu. Çünkü kendi pozisyonunuzu da tekrar tekrar gözden geçirmenize vesile oluyor. Benim de şimdilik bu kadar diyeyim. Evet, başkan. Evet, şimdi Körlük benim ilk okuduğum Saramago romanıydı. İyi midir, kötü müdür bu Saramago okumak için bilmiyorum. Yani neredeyse en tepeden başlamak gibi bir şey anlamına gelebilir ama diğer okuduğum metinlerde de evet, ben de Körlük'e kadar çıkamasa da ama yine de yakın lezzet aldığımı söyleyebilirim, bulduğumu söyleyebilirim. Şöyle bir şey var. Ben Körlük görmek, ölüm bir varmış bir yokmuş ve okumamıştım ama şimdi anlattığınız kadarıyla kısacık Yitik Adanın öyküsünden yola çıkarak o büyük palavra kurgusunun, ortaya atılan o büyük palavranın aynı zamanda müthiş bir gerçekçilikle birleşmiş olmasının zannediyorum bizi rahatlıkla metne dahil ettiğini hissediyoruz. O yüzden takip ediyoruz. Çünkü hani hakikaten muhteşem bir gerçekçilik var. Gündelik hayatın işleyişine dair tasvirlerin hiçbirisinde atılan tek bir büyük palavranın dışında garip bir yan yok. Körlükte değişen tek bir şey var. İnsanların görmemeye başlaması. Ama bütün insani, sosyal, işte iktisadi, siyasi işleyiş aynı şekilde devam ediyor. Hiçbir şey değişmiyor. Ve hakikaten şu soruyu sormuş oluyorsunuz ve siz de bunu şey yapıyorsunuz, katılıyorsunuz. Hani böyle bir şey olsa hakikaten ne oluru gerçek dünyada düşünmeye fırsat veriyor ve bu sizi metne dahil ediyor. Hani tümüyle yaratılmış bambaşka bir evrenden bahsetmiyoruz, toplumdan bahsetmiyoruz. Esasında bütün unsurlarını çok iyi bildiğimiz bir toplumsal yaşamın sadece vazgeçilmez olduğunu zannettiğimiz bir unsurunun değişiverdiği bir hali bize veriyor. İşte görmemek veyahut da görmekte bir anda nüfusun %90'ının ya da daha fazlasının siyasi tercihinin veyahut da işte siyasi pratik tercihinin, oy kullanma tercihinin değişivermesi. %86'ydı galiba. 86 oy kullanmaya mıydı? Gitmeme. Yani İlk başta daha fazlaydı da sonra 86'ya mı düştü? Öyle bir şey galiba, evet. Daha düşüktü, daha yükseğe çıkıyor. Daha yükseğe çıktı. Evet. Şimdi küsuratlı sayı vereyim ki salladığım anlaşılmasın şeklinde. mesela ölüm bir varmış bir yokmuş da. Hani hayata ilişkin anlayışlarımızın en temelinde yer alan ölümün bir anda ertelenmiş olması, gerçekleşmiyor olması. Ama onun dışında değişen hiçbir şey yok. Öyle olunca diyorsunuz ki hakikaten Bakanlar Kurulu çıkıp böyle bir olay olsa şu saçma lafı yapar. Yani Bakanlar Kurulu'nun ya da siyasi pratiğin ne kadar saçma işlediğini ya da şeyi çok sever Saramago, her fırsatını bulduğunda kiliseye, din adamlarına, din düşüncesini mizahla ama çok böyle şey esasında kökten de sert bir eleştiri yöneltmeyi çok sever. İşte ölüm bir varmış bir yokmuş da ölüm olduğu için yani aynı zamanda kilisenin de çok büyük bir meselesi. Onun nasıl müdahil olabileceğini görüyorsunuz ve hakikaten böyle yapar diyorsunuz ve o mizah bir anda gerçek halini alıyor. Şimdi hani büyük palavrayla bu kadar büyük bir gerçekçiliğin bir araya gelmiş olması beni çok etkiledi ve müthiş bir fikir. Yani hakikaten söylediğim kitap var. Yedi Kadın Öyküsü de şimdi daha fazla merak ettim. Yani bir ülkenin kopup gitmesi ve buna işte Yunanistan'ın çıkıp ayrılmak istiyorsa gitsin. Ya der be, yani Yunanistan değilse başka bir devlet. Yani bunu niye tartışıyoruz arkadaşlar falan. Hakikaten deme ihtimali var. Bunu gördüğünüzde çok daha etkileyici ve mizahın gücü de daha fazla yükselmiş oluyor. Hani mizah dediğimiz yani çoğu zaman bir yakıştırmadır, olmayan bir şeyi işte söylemedir falan, abartmadır, mübalağadır değil mi? Ama buradaki mizah olur yani, hakikaten olur bunlar, böyle olur. Beni en çok etkileyen şey bu oldu. O ikisinin birleşimi oldu. Yani ben bu kadarla şimdilik bırakayım. Ya çok güzel bir yerde bıraktın esasında. Hani benim aklıma
yani beni güldüren yan da bu işte. Yani diyorum ya, şimdi ben de mesela bütün okuduğum Saramago'ları gözümden önden geçirmeye çalışıyorum. Hani aşağı yukarı külliyatı da bende hani mevcut kütüphanemde. Ama çok enteresan, yine hani bu kadar sevip de külliyatıyla yüzleşmediğim nadir yazarlardan biri. Hani mesela okumadığım metinleri var. Rafımda duruyorlar ve yıllardır duruyorlar. Ama hani hakikaten o Voltaire, Swift, işte Samuel Butler, hani o politik hicif, hani Yavur'un bu satirik dediği üslubun devamcısı. Bir de şeyi söyleyeyim aklıma gelmişken yine körlüğe geçmeden. Bir de beni ilk Saramago okuduğumda çok etkileyen şey o üslubunun biricikliği. Yani bazı yazarlar bu üslubu bazı romanlarında denediler ama sürekli böyle yazmadılar. Mesela Gabo, işte Başkan Babamızın Son Baharını, ki çok uzun üzerinde çalıştığı bir romandır. Hani her bir bölümünü uzun bir paragraf, hatta uzun bir cümle. Esasında o roman 7 bölümse 7 cümleden oluşuyor. Her bir bölümü bir cümle olarak tasarlamış. Ama Saramago'nun bütün romanları biliyorsunuz şeydir. Yani es yoktur. Bir nokta bir virgül kullanıyor. Hani ünlem işaretidir, soru işaretidir. Böyle noktalı virgüldür. Hani o noktalama işaretleri, diğer güzel noktalama işaretlerimizi hani rencide edecek şekilde sadece nokta bir virgül kullanarak çok uzun, böyle kendine has biricik bir üslubu var. Ama tabii ki kökleri çok sağlam. Yani yine de işte o Batı edebiyatının ve Batı felsefesinin çok sağlam bir yerde duruyor. Şimdi benim bu körlükle ilgili yaşadığım en büyük sıkıntı şu oldu. Günümüz Türkiye'sinde bazı kavramlar çok kullanımdan dolayı bir enflasyona yol açıyor, maruz kalıyorlar ve otomatikman değer kaybediyorlar, yani anlam kaybediyorlar. Şimdi olur olmadık her şeye distopik demek, distopya demek çok revaçta. Ve ben pek çok koca koca adamın ağzından körlüğün bir distopya olduğunu duydum. Mesela distopya olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu distopya diyen insanlar distopyayı bir tür olarak tanımıyorlar ve analiz etmiyorlar. Ya da körlük hakkında hiç fikirleri yok. Çünkü bu başkan çok güzel anlattı. Ve ki ben ilk defa yine ondan yıllar önce dinlemiştim bu Saramago analizini. O zaman da çok hoşuma gitmişti. Hakikaten de bizim sıradan gündelik hayatımızın içinden tek bir unsuru çekip alıyor. Yeni bir toplum, yeni bir felaket, bir karanlık fantazi falan düşünemiyor Saramago. Tek bir unsuru alıyor. Basit bir unsur. Yani bu şu da olabilir. Şimdi Saramago bir uydurmaya devam edebiliyorsak, mesela bir gün bütün insanlar tuvalete gitmeyi bırakabilirler. Böyle küçük bir unsur yani. Bir gün görmeyi bırakıyorlar, bir gün ölmeyi bırakıyorlar. Ama bu bizim uygarlık dediğimiz şeyin işleyişinin nasıl infilak ettiğini, ne kadar kırılgan olduğunu, o yarattığımız 3000 yıldır koca koca değerlerin, işte çalmayacaksın, ondan sonra işte zina yapmayacaksın, öldürmeyeceksin, işte temiz olacaksın, değil mi? Hani bunlar aşağı yukarı 3000 yıldır hepimizin üzerinde uzlaştığı temel ahlak ilkeleri. Bunların hepsinin ne kadar kırılgan olduğunu, bunların hepsinin ne kadar havada durduğunu gösteriyor. O yüzden bu roman bir distopya değil. Karanlık fantaziden çok daha fazla bir şey. Yaptığın şey şu. Çok basit bir şey yapıyor. Bizim uygarlık dediğimiz, yere göğe sığdıramadığımız, o çok övündüğümüz şeyin esasında göze dayalı bir şey olduğunu gösteriyor. Görmeye dayalı bir şey olduğunu gösteriyor. Yani ben bir aristokrasi tanımı okumuştum yıllar önce bir kitapta. Çok etkilenmiştim. Aristokratı şöyle tanımlıyordu. Geceliğin zifiri karanlıkta ışıksız çıkmaz bir sokağın işte tek başına esnerken ağzını kapatan adam. Şimdi bunu hiçbirimiz yapmıyoruz. Yani hakikaten görüldüğümüzü düşünmesek, birinin bizi göreceğini düşünmesek, işte çoğumuz burnunu karıştırır. Anlatabiliyor muyum? İşte bu arada burun kaşınır ve karıştırılır zaten. Yani evet. Burun bunun için vardır. Yani insan belki de ellerini kullanmaya, burnunu karıştırarak başladı. Yani bilmiyorum. Ama mesela körlükte olan şey ne? Ki bizi bir tane gören bir insan bırakıyor bunları görebilmemiz için. Doktorun karısı. Doktorun karısı her şeyi görüyor. Körmüş gibi doktorla beraber o karantina tesisine, akıl hastanesine gidiyor. İzlediği şey ne? Körler birbirlerini görmüyorlar. Kendileri görmedikleri için başkalarının da kendilerini görmediklerinden çok eminler. Kakası gelen yan tarafa kakasını yapıyor. Değil mi? Uygarlık bir anda göçüyor. Kadın uygarlığın göçüşünü izliyor görmeye devam ettiği için. Bu da şu demek. Esasında çok güzel bir oyun çekiyor Saramago. Hani Lokçu, o liberal idealler, değil mi? Onların hepsi çöküyor görmeyince, göz olmayınca ve ortaya esasında çok Hobbesçu ya da Schmittçi
karmaşık bir realite çıkıyor. İşte aslı bu. Yani bunun üzerine biz bir şeyi inşa etmeye çalışıyoruz. Yani ama bunu yok etmiş falan değiliz. Yani biz işte hukuk diye bir şey icat ediyoruz, insan hakları diye bir şey icat ediyoruz falan. Bir sürü kendimiz hakkında tespitlerimiz var değil mi? İşte insan akıllı varlık, insan işte politika yapan varlık, insan işte yorumlayan varlık, insan oyun oynayan varlık, işte insan ekonomik varlık filan. Yok. İşte insan kendisinin görmeyeceğini bildiği anda her türlü rezilliği ya da haltı yiyebilecek tipte bir varlık. Ya da durulmadığında, kontrol edilmediğinde, o düzen dediğimiz şey ortadan kalktığında, ki bu da yine göze dayalı, o kalkınca ne oluyor? İşte içinde yaşadığımız o jungle dediğimiz vahşi yaşama dönüyoruz. Yani gücü yetene, kuvvetli olana. Mesela ben bu romanın filmini izleyemedim. Bu romanın filmi var biliyorsunuz. Var evet. Filmini izleyemedim. İzleyememin sebebi şu. 20 yıldır benim bu romanın içinde okuduğum en sert sahne o silahlı bir grup körün yiyecek paketlerini ele geçirip diğer içerideki güçsüz ve silahsız körleri işte kadınlarını alıp onlara tecavüz ettiği sahneyle karşılaşmak istemedim. Çünkü Saramago o sahneyi hatırlarsınız yani çok gerçekçi ve çok şiddetli anlatıyor romanın içerisinde de. Ve bu işte hani o kılganlık dediğim şey bu işte. Yani bundan bir hafta bir ay öncesine kadar bu insanların hepsi iyi yurttaş, iyi eş, iyi vatandaş, iyi insanlar, iyi baba, iyi koca idiler. Bir hafta içinde işte o tek bir unsuru çekip o herhangi bir momentte bir ön kabulümüz, bir ön varsayımız iflas ettiğinde bütün o kırılganlık, bütün o uygarlığın kırılganlığı nasıl meydana çıkıyor işte. Bir anda buna dönüşüyor her şey. Yani bu iyiliğin ve kötülüğün doğa durumu dışında bir şey olduğuna dair inanılmaz zengin, inanılmaz tahrik edici, provokatif bir roman. Ama sizin de söyleyeceğiniz bir şey vardır muhtemelen. Çünkü bayağı bir seviye şey oldu. Buyurun. Kesinlikle söyleyeceğim şeyler var. Şu yani hani beni biraz biliyorsunuz, normalde bu ahlakçılık vesaire meseleleri benim doğrudan ilgilendiğim ve çok sevdiğim, beni çeken mevzular değil. Ama ona rağmen Saramago'yu çok önemli şeylerimden bir tanesi olarak koyuyorum bir kenara. Tutuyorum elimde. Çünkü senin burada hani ahlakçılık diye tarif ettiğin şey, örneğin ben hiç ahlakçılık diye tarif etmemiştim. Ama şimdi düşünüyorum sen anlatınca. Sanırım şu, diğer yazarlardan farklı olarak Saramago yine bu ahlakçı yanımızın ne kadar toplumsallıkla ilişkili olduğunu bize gösteriyor. Yani beni diğer yazarlarda belki rahatsız eden mesele tam da buydu. Ahlakı sanki bireysel bir iradenin, tekil bir iradenin tercihine indirgemiş olmasıydı belki de. Ama Saramago tam tersine o ahlak dediğimiz şeyi de o bütünsellik içerisinde ele alıyor. Onun bir sosyal bir inşa olduğunu gösteriyor. Sosyal evet, bir yapı o. Tam da öyle. Tam da öyle. Ve onun içerisinde işte bir unsuru çektiğimizde karşımıza çıkan manzara bu hale geliyor. Evet. O zaman tek tek her birini çekip çıkarttığında gerçekten hayatımızdan, yani böyle bir tür şey yaratıyor aslında. Ceteris paribus derler ya, hani diğer değişkenler sabitken. Diğer değişkenler sabitken, başkanın da söylediği gibi, bir değişkeni değiştirdiğimizde ne değişiyor? Körlükte bu görmeme oluyor. İşte ne bileyim, görmekte bu oy kullanmama oluyor. Ölüm bir varmış bir yok da bu ölümün ortadan kalkması oluyor vesaire. Ceteris paribus, yani diğer değişkenler sabitken karşı karşıya olduğumuz manzaranın ne olduğunu anlatıyor. Şeyden tam emin değilim demişim tabii. Yani Hobbesçu ve Simitçi bir dünyaya atıf yapıp yapmadığından emin değilim Saramago'nun. Yani Locke'cu liberalizm eleştirisi konusunda evet hemfikiriz ama yani Locke'cu liberalizm eleştirisinin karşısına otomatikman Hobbesçu ve Simitçi bir acaba şeyi mi koymamız gerekiyor? Çünkü Saramago onu da yapmıyor gibi bir hisse kapılıyorum ben. Yani orada şansımı zorladım artık. Hazır Saramago ile ilgili her türlü şeyi arada kendi fikirlerimi detaylayarak sana kabul ettirirken Hobbesçu ve Simitçi'de bir deneyeyim dedim. Yok, onu yemedim işte. Onu yemedim orada. Yani her şeye rağmen o Saramago'nun bir şekilde insana ve topluma güvenen, inanan diyeyim, iyimser, umut var kısmı da roman da şeyle bitiyor tabii bu arada. İnsanları yeniden görmesiyle bitiyor. Yani
bir hani distopya dedin ya, hani bir şey, klasik bir distopik yazarı düşünüyorum. Bu değil abi, bu değil. Romanı kesin daha büyük bir felaketle bitirebilirdi ama Saramago öyle bitirmiyor. Dolayısıyla bize bir şey gösteriyor evet, ve bırakıyor. Evet, gösteriyor, anlatıyor. Sonra yolumuza devam ediyoruz. Artık biz buradan kendimiz ne çıkartıp bundan sonra hayatımıza nasıl yön vereceksek. Yani hala o liberal paralarla devam edeceksek buyur devam et diyor. Kesinlikle. Mesela görmeyi de o yüzden bence şey, bu iki roman için ben hep şey diyordum. Yani körlük bizim uygarlığımızın kör noktasını gösteren bir roman. Görmek modern liberal demokrasinin kör noktasını gösteren bir roman. Yani bize insanlığın durumların kör noktalarını gösteriyor ve şeyde ciddi ciddi modern liberal demokrasiyi yerin dibine sokuyor şeyde. Görmekten. Tabii. Seçim demokrasi. Tabii. Yani. Hiç onun esasında bir hokkabazlık, bir tür oyun, bir tür bu düzenin devam eden ve meşruiyetini veren bu düzene bir oyun olduğunu gösteriyor. Şeyi çok severim. Bu romanın içerisinde, körlüğün içerisinde bir paragraf vardır. Ben buna bayılırım. Hatta ben yıllar önce içeriden ve dışarıdan diye bir tiyatro oyunu yazmıştım tekrardelik. Onun epigrafı yapmıştım bunu. Onu buldum bak, karıştırırken. Bak neler çıkıyor. Bak. Şu çok güzel bir paragraf ya. Bendeki tabii çok çok eski bir baskı. Sizde nerededir sayfa bilmiyorum da. Dış dünya, yani çıktıktan sonra dışarıya. Bu yine doktorun karısı bunlara mihmandarlık yapıyor ya. Dış dünya nasıl diye sormuştu gözü siyah bantlı yaşlı adam. Doktorun karısı ona yanıt veriyor. Dışarısı ile içerisi birbirinden farklı değil. Burası ile orası, az ile çok, şimdiye kadar yaşadıklarımızla bundan sonra yaşayacaklarımız arasında hiçbir fark yok. Hakikaten saygı duyulası bir adam yani. Büyük adamdı, büyük yazardı ya. Kesinlikle. Başkan var mı eklemek istediğin, söylemek istediğin şeyler? Eğer Gökhan söylememiş olsaydı o işte karantinada tutuldukları hastanedeki o acı şeyi, tasviri yani ilk önce ben söylemek isterdim daha doğrusu. Çünkü hakikaten çok güçlü bir tasvir var orada. Ben filmi seyrettim. Ama ilginç bir şekilde filmin tam o kısmı aklımda değil. Evet, yani bir sert geçtiğini hatırlıyorum o kısmının. Ama filmle ilgili daha başka sahneler kalmış aklımda. Ben oradaki sahneyi hani çok böyle şey bir mesele değil. Çok böyle orijinal, başka yerde işlenmemiş vesaire falan bir mesele değil. İnsanın güç sahibi olanın bencilliğiyle başkaları üzerinde tahakküm kurmaya çalışması, işte onları bir şeye zorlaması falan. Ama o hikaye içerisinde oraya o kadar güzel bağlanmış ki hani şeyin, medeniyetin kurulduğu köşe taşlarından birini görmeyi çekip çıkarttığınız zaman döndüğünüz yer yeniden orası. Dolayısıyla bu işte hani bir salgın hastalık ortaya çıktığında insanların kendini korumak adına girdikleri ve çoğunca insafsızca gelen işleri ve arkasından oluşabilecek durumu çok böyle ikna edici bir şekilde anlatıyor. Bu Hobbes'cu bir şey midir? Yani bir öneri midir hakikaten? Bir toplum tasavvuru mudur? Bir insan doğası tasavvuru mudur? Onu bilmiyorum ama oraya dönme riskini sürekli hatırlamamız gerektiğine ilişkin bir evet uyarıdır. Yani bir şey, çünkü zor durumlarda döndüğünüz yer dönüp dolaşıp ne yazık ki ne kadar şey olursanız olun insana dair umutlarınız olursa olsun dönüp dolaştığınız yer zor durumlarda orası oluyor. Benim fikirlerimi benden çok daha iyi dile getirip ifade ettiğin için, duygularıma tercüme aldığı için teşekkür ederim. Bebişim ben bunu demek istemiştim ya. Vay be. Gökhan'ın düşüncesini galiba yıllardır ilk defa ondan ifade ettim. Harika. Güzel telif etti ama şey. Yani onu söyleyeyim. bir de Kasım şey dedin ya hani iradi olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ahlaki tercihlerin demiştin. Hani bu esasında bu meseleler üzerine düşünüp taşınmış birisinin gördüğü şeylerden bir tanesi ve itiraz ettiği şeylerden bir tanesi. Biraz daha yukarıda düşünülen işlerden bir tanesi. Daha sıradan insanın bu konudaki yargısı esasında ya ilahidir, tanrısaldır. Dolayısıyla insan doğasından gelir, tercih falan değildir. Yani kendinden menkul bir şeydir. Hani iyilik, ondan sonra temizlik, pek çok ahlaki yargının doğal olduğu için, insan fıtratından geldiği için, işte yaratılıştan kendisine verildiği için
şey olduğunu düşünme taraftarıyız, savunma taraftarıyız. Bunu yıkması bence çok daha sert bir darbedir. Doğallığı yıkıyor olması. Hani irade tamam şeyde 5000 yıl önce, 10.000 yıl önce, 20.000 yıl önce veyahut da ilkel toplum dediğin yerlerde belli bir nedir o? Henüz tam insan olmadığını düşündüğün falan hani öyle bir antropolojik yaklaşımı esas alarak söylüyorum. Öyle şey yapmak mümkün, çürütmek mümkün ama burada daha büyük bir darbe vurulmuş oluyor ve ağır bir darbedir bu. Hani okuduğum zaman benim ahlaki yargılara ilişkin düşüncelerim neydi? Onu hatırlamıyorum ama meselenin bu kısmının çarpıcı geldiğini hatırlıyorum. Muhtemelen ben de okuduğum zaman böyle bir doğallık duygusu varmış ki bana çok şey gelmiş, sert gelmiş. Buna bir saldırı olarak gelmiş. Dolayısıyla bunu da bir not etmek istedim. Vay be. Ne program oldu? ekleyeceğiniz bir şey yoksa var mıdır bilmiyorum içinizde kalan. Yok, eğer, yok. Evet, yok. Yoksa belki bir masamızdaki kitaplar, kargoyla gelen kitaplar kısmına geçip bir de sonraki haftayı hiç konuşmadık öncesinde. Normalde hepsini hazırlardık, kenara doğru koyardık. Bu sefer bakalım şimdi canlı canlı nasıl halledeceğiz. Şeyi diyecektim. İlk defa 4-4'lük bir program yaptık ya. Böyle 40 dakika küsür kapatmak üzereyiz dedim. Onda da bir eksik çıktı yine. Evet, baştan şeyi konuşmadık. Ya benim birkaç önerim vardı. Onları hatırlıyor musunuz? Vardı ama istersen ilk önce bu şey kargo ve kitap meselesi. Bebişim kargo yok. Kargo yok. Bitti. Kargo, yok. Kargo işi bitti. Ben hızlıca o zaman şey yapayım. Senden birkaç ay önce aldığım bu Markaristleri ben yeni okudum. Nasıl başladım 3 günde, 4 günde ikisini de bitirdim. Dehşet bir yazar. Yani muazzam. Öykülerine bayıldım. Balkan Blues. Balkan Blues. Her birine ayrı ayrı bayıldım. Romanlarıyla kurduğu ilişki oradaki haritosun farklı küçük şeyler içerisinde görmemiz. Hatta bir öyküsünde yan rolde evet görüyor olmamız. Yani dehşet bir şey yazar. Yani umarım belki onu da günün birinde konuşma imkanımız olur. Onları bitirdim. Şeyi okuyacağım demiştim. Geçen Twitch'te yaptığımız programda bu Sepulveda'nın Patagonya Ekspresi'ni bir daha okuyacağım. Ben daha yeni okudum. Şimdi onu tekrar elime aldım. Muhtemelen benim tezgahta yani bu birkaç gün içerisinde bu olacak. Bu çıkacak tezgahtan. Pek başka bir şey yok şimdilik. Evet. Bu arada Patagonya Ekspresi'nin baskısı yok görünüyor. Siz evet, dediniz, yok. Hemen yok alacaktım. Bakalım ne zaman şey yapacak, yeni baskısı yayınlanacak. Ben son okuduğum iki kitaba ismen işaret edip gideyim. Birisi belki bu podcast yayınlarında da masamın üzerinde diye birkaç hafta önce söylemiş olabilirim. Ben söylemiştim. Sen mi söylemiştin dostum? Ben söylemiştim. Okudum. Yanlış okumalarda okuduk. Üzerine konuşmak isterim. Yanlış okumalarda güzel bir konuşma oldu. Dinleyicilerimiz için ismini de söylersen. Evet. Biz gördüğümüz için kitabı Sigrid Nunez'in Dost başlıklı romanı Kafka Kitap'tan çıkmış ve Ayça Sabuncuoğlu çevirisiyle yayınlanmış. Hani okuduğumu, beğendiğimi ve üzerine konuşmak istediğimi yanlış okumalarda da güzel bir sohbet yürüttüğümüzü aktararak söyleyeyim. Bir de bir tesadüf. En son Saramago'nun Filin Yolculuğu'nu okudum. Yani işte Saramago çok çok keyifliydi. Bir şey söyleyebilirim onun üzerine. Normalde isim kullanmıyor Saramago. Görmüyoruz. Hani benim okuduğum şimdiye kadar kitaplarında en azından ülke belli değil, dönem belli değil, insanların isimleri yok. Ama gerçek bir olaya dayanarak anlattığı için Filin Yolculuğu'ndaki hikayeyi orada isimler var ama bu sefer de tabii ki büyük harflerle falan başlamıyor. Hiçbir noktalama işareti, ayırma vesaire falan onlar yok. Ama çok güzeldi, keyifliydi. Evet, benden bu kadar. Vallahi ben işte şey, biraz kaçamak yaptım. Böyle günde bir tane kitap bitirebileceğim küçük kitaplar seçtim. Düne kadar şey 8'de 8 yaptım. 8 günde 8 kitap. Shakespeare'in Fırtınası'nı okudum. Sepulveda vefat etti. Bir Sepulveda yazısı yazayım dedim. Sonra Türkçe'de 8 kitabı var. Kütüphanede 8 kitabı var. Okumadığım 2 tanesi vardı. Onunla hani ben bir yazar vefat ettiğinde çok seviyorsam onun ölüm haberini aldığımda bir kitabını okurum. Önce şeyi okudum. Dünyanın Sonundaki Dünya'yı okudum. Sonra yazıyı yazmaya başlayacağım. Tek okumadığım kitabı Patagonya Ekspresi'ydi. O da bence
hani en iyi kitabı belki de, o öyle diyeyim. Kendimden geçtim yani, büyük bir keyifle okudum. İşte bugünlerde vakit bulursa bir Sepulveda kitabı yazısı yazacağım. Yalnız bir kitap okudum. Onu tavsiye ederim. Notos'tan çıkmış. Birkaç aydır elimdeydi. Elime değdiremiyordum. Bir El Salvadorlu romancı. Adı Horacio Castellanos Moya. Moya, Tiksinti diye bir roman yazmış. Küçük bir roman ama bu kadar sert, şiddetli ve mizahı da olan bir roman ben uzun süredir okumamıştım. Tiksinti bir monolog roman. İşte bir sanat tarihi profesörü. Annesi vefat etmiş. 18 yıldır Kanada'da yaşıyor. Annesinin ölümü üzerine El Salvador'a dönüyor. 15 gündür orada daha. İşte bir kafede eski sınıf arkadaşı olan Moya ile buluşuyor yazar. Ama Moya'nın sadece adı geçiyor romanda. Adam hep konuşuyor kafede. Aşağı yukarı 2 saat sürüyor roman. 2 saat boyunca adam 15 günde El Salvador'dan nasıl tiksindiğini, nasıl lanet ettiğini, asla bir daha dönmeyeceğini anlatıyor. Ve bu arada El Salvador'da anlatırken, yani özel üniversitede belediye otobüsü şoförlerine, ondan sonra gazetecilerden, işte doktorlara, yani her katmanda, mesela birasına, El Salvador'un biralarına, biralarından yemeklerine, her şeyi gömüyor herif ve böyle büyük laflar ediyor arada. Mesela diyor ki işte böyle geri kalmış ülkelerde diyor, kendi çöplüklerini diyor, bunlar diyor dünyanın en iyi yeri zannederler diyor. O yüzden El Salvador'lar da bu boktan birayı en iyi bira zannediyorlar diyor filan. Adam bunu şeye öykünerek yazmış, romanın alt başında da var. Thomas Bernhard'ın böyle Avusturya'yı gömdüğü bir metni vardır. Onu ilham alarak daha ironik bir şekilde o da El Salvador'u gömmüş ama bunun bedeli ağır olmuş. Sonra yazdığı son sözde söylüyor. El Salvador'u terk etmek zorunda kalmış. Ölüm tehditlerinden dolayı. Muhtemelen El Salvador'daki milliyetçi ve mukaddesatçı yerli ve milli El Salvador'lular buna kızmışlar. Adam da diyor ki yani ben gaza geldim ama hani bu iş Avusturya'da yapılabilir ama El Salvador'da yapılmıyormuş falan diyor. Adam şu anda El Salvador dışında yaşıyor. O tiksintiyi tavsiye ederim. Çünkü hani normalde bir edebiyatçının kendi toplumuyla, değerleriyle bir şekilde yine de bir sevgi ilişkisi olduğu zaman oradan iyi bir edebiyat çıkıyor diye düşünüyordum ben. Hani bir nefretten, tiksintiden de hoş bir metin çıkmış. Ama mesela hani aynısını hani asla ben Türkiye'de yazmayı düşünmem. Onu sevdim. Bir de atölye için Fitzgerald okumaya başladım. Muhteşem Gatsby okuyorum. Böyle ya, bu kadar. Haftaya ne yapacağız? Evet. Valla hiç konuşmadık. Daha doğrusu senin vardı birkaç önerin. Neydi? Ölü bu ruha olabilir esasında ya. Ölü bu ruha, evet ya, yapmıştı. Rodenbach'ı önerdim. Çünkü şey açısından hani sen de Eskişehir'desin. Kolay ulaşabilirsin. Ve şey olması lazım. Bruha diye mi okunuyor? Evet. Ölü bu ruha. York'tan çıkan. Çok da kolay okunuyor. O olabilir. Bir de üçümüzün okuduğunu düşündüğüm benim hani aşk romanları okuyan ihtiyar. Aa, Sepulveda. Sepulveda. Hem Sepulveda konuşmuş oluruz. Hem orada Patagonya Ekspresi'ni iade ederiz arada yettiği kadar ama tamam. Üçümüzün de okuduğu bir roman. Hani benim iki önerim Rodenbach ve Sepulveda. Ben Sepulveda'ya varım. Başkan da okey derse. Olur. Benim tek Sepulveda şeyim, okuduğum kitap. Adama yani. Dünya çapında şöhret getiren de o kitap biliyorsun. Tamam. Evet. Olur. Aşk romanları okuyan ihtiyar o zaman okuyoruz haftaya. Konuşuyoruz. Tamam. Diyerek bitirebiliyoruz herhalde programı. Tamam. Hoşçakalın deyin dinleyicilerimize. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi haftalar, iyi okumalar diliyoruz. Görüşmek üzere.